Herkese yeni bir günden günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Şu an burada Almanya'da hava biraz kötü. Yani çok fazla güneş yok. Sabah saat şu an 9 sanırım. Ben de bu videoyu sizler için çekmek istedim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizinle birlikte bir gün geçireceğiz. Sağlıklı bir gün olacak. Detoks yapacağız. Bu arada sesim, kusuruna bakmayın. Daha yeni uyandım. Biraz sesim kötü. Gün içerisinde açılacak. Aynı şekilde yüzüm komple böyle daha şiş. Her neyse, dün akşam şu an bir hafta oldu diyette olalı ve dün akşam sebepsizce annem sarma yapmıştı. Baya bir sarma yedim. Yani gerçekten baya bir sarma yedim. Fındığı çokça kaçırdım ve başka ne yedim? Bir tane çikolata yedim, biraz da cips yedim. Yani çok böyle fazla bir şey yemedim. Sarmada ama çok fazla pirinç, yani karbonhidrat olduğu için aslında tartıda bir artış bekliyordum. Hani böyle bir 300-400 gram kadar, fakat 100 gram vermişim. Bu arada şu an kilomu açıklamayacağım. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Biraz heyecanlı olsun istiyorum. Bu ayın sonunda tekrardan tartılıp size bir ay içerisinde kaç kilo verdiğimi söyleyeceğim. Ama şimdiye kadar şunu söyleyebilirim. Yani fena değilim aslında bir hafta için. İyi gidiyorum bence. Ya benden daha hızlı kilo veren insanlar vardır. Mesela ablam benimle neredeyse aynı kilodaydı ve 2 ay içerisinde sanırım 10 kilo falan verdi. Ya da 1 ay mıydı bilmiyorum ama bazı insanlar gerçekten çok hızlı kilo verebiliyor. Ama bazı insanlar, benim gibi olan insanlar, asla kilo veremiyor. Ben de maalesef çok yavaş kilo veren insanlardanım. Her neyse, bugün detoks yapacağız. Bu detoks tarifini aslında hiçbir yerde görmedim. Yani ben her zaman söylüyorum, her videomda söylüyorum. Ben diyetisyen, uzman, spor antrenörü vesaire hiçbir şey değilim. Sağlıkla ilgili hiçbir yerde iş yapmadım, çalışmadım. Ama kendi tecrübelerimden yola çıkaraktan sizlere bu tarz videolar çekmeye çalışıyorum. Çünkü siz de görmek istiyorsunuz nasıl ilerlediğimi, gün içerisinde neler yediğimi. O yüzden bugün detoks yapacağız. Bu detoks tarifini hiçbir yerde görmedim. Ne bir diyetisyenin sayfasında ne de başka bir insanın profilinde. Kendim uydurdum bunu. Yani başkaları yapıyorsa da haberim yok gerçekten. Sadece vücudumu dinledim, kendimi dinledim ve bana gerçekten, hani bir gün çok kaçırdıktan sonra ertesi gün ne çok yardımcı oluyor bana, onu gözlemledim ve bu tarzda bir günlük bir detoks tarifi oluşturdum. Gerçi tarif de değil. Ne yiyeceğiz arkadaşlar? Şöyle düşünüyorum her zaman, hani bir gün çok kaçırdıysak genelde karbonhidrattan çok fazla besleniyoruz, çok kaçırıyoruz karbonhidratı o çamak yaptığımız dönemlerde. Bir gün sonrası karbonhidratı çok azaltmamız gerekiyor. Ben azaltıyorum, böyle 10 gramı falan geçmeyecek. Protein ağırlıklı besleneceğiz bugün. Ben kahvaltım için şöyle düşündüm, 2 tane yumurta tüketeceğim ve bolca zeytin, bolca salata, yeşillik tabii ki de tüketebilirsiniz. Öğle yemeği de aynı şekilde protein ağırlıklı olacak. Akşam yemeği de öyle. Ara öğünleri yapmayacağım. Ara öğünde sadece belki sıvı tüketirim. Yani yeşil çay ya da bir sade kahve içebilirsiniz. Bu tarz besleneceğiz. Çünkü dün dediğim gibi çok yedik arkadaşlar. Çok yediğimiz için bunu dengelememiz gerekiyor ki kilo almayalım. Hani ben de anlamadım açıkçası, neden birden dün bu olayı yaşadım. Hani neden birden bütün yiyeceklere saldırdım, hiçbir fikrim yok ama umarım tekrarlanmaz böyle bir şey. Bir şey düşünüyorum, muhtemelen akşam yemeğini es geçtiğim için en yanlış şey, yani akşam yemeğini es geçtiğim için vücut acıktı ve her yere saldırdı. Yani gayet normal bir şey. O yüzden öğünlerinizi asla geçiştirmeyin, es geçmeyin. Mutlaka sabah, öğlen, akşam 3 öğün besleniyorsanız hepsini yiyin arkadaşlar. Yani
Ara öğünleriniz bile çok önemli bu diyette. Yani diyet yapıyorsanız, sağlıklı beslenmeye çalışıyorsanız belirli saatlerde mutlaka yemeğinizi yiyin, böyle bir düzen hazırlayın. Bende vardı o düzen bir haftadır, fakat bilmiyorum, dün iştahım hiç yoktu gerçekten. Öğlen hiç aç değildim, fakat akşama doğru da böyle iştahsızlık yaşadım. Sonrasından işte Red Bull içtim bir şişe. Red Bull mu tetikledi, başka bir şey mi tetikledi, yoksa açlığım mı tetikledi? Çünkü hatırlıyorum baya bir açtım. Sarmaya gittim, bir kere tadına baktım mı zaten ben duramıyorum. O yüzden duramadım arkadaşlar, ama hiç sorun değil. Gerçekten hiç sorun değil. Bugün bunu telafi edeceğiz. Öyle bir vlog olacak. Vlog değil de daha çok böyle bir sağlıklı beslenme günlüğü. Bir gün. Vlog. Ne? Bilmiyorum. Vlog da değil aslında. Her neyse, vlog diyelim. Vlog mu diyelim? Bir gün sağlıklı birlikte detoks mu yapıyoruz diyelim. Bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar, saçmalıyorum. Açmayayım şu an. Değilim aslında. Dün o kadar şey yedim. Yani tabii ki de aç olmazsın Elif. Yani bana bu arada bir alkış istiyorum. Dün bu kadar çok yediğim için bence alkışlanmam gerekiyor. Kendimi tebrik ediyorum ve bu başarının devamını kendim için dilemiyorum. Artık lütfen tekrarlanmasın. Zirvede bırakıyorum dün geceki olayı ve artık böyle bir şey tekrarlanmasın. Her şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun devamını istemiyoruz diye düşünüyorum. Her neyse, ben yumurtadan nefret eden bir insanım. Asla yiyemiyorum yumurtayı. O yüzden yumurtayı yiyemezsem büyük bir ihtimalle yoğurt yerim. Evet, öyle bir gün geçecek. Zor bir gün olacak ama yarın tekrardan güzel bir beslenme rutinimize başlayacağız. Şimdi mutfağa geçelim, bakalım bugünü başarıyla geçebilecek miyiz, yoksa tekrardan kaçamak mı yapacağız? Dediğim gibi bugün hiç böyle kaçamak yapmak istemiyorum. Kaçamaksız bir gün olacak ve hemen mutfağa geçelim. Bu arada arkadaşlar, yanıma şöyle bir şişe su aldım. Bugün bayağı su içmeyi planlıyorum, yani bir 3 litre su içmek istiyorum aslında. Başarabilirsem bir de sıvıyla birlikte, yani diğer sıvılarla birlikte bir 4 litre ulaşmayı düşünüyorum. Yumurta yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 2 tane yumurta koyuyorum. Şöyle suyunu da ekliyorum. Kapatıyorum üstünü. Ben tam pişmiş seviyorum, yani asla sulu olmayacak. O yüzden tam pişirmeye getirdim. Bir 10 dakika içinde pişer diye düşünüyorum. Açtım. Su önemli. Ben bardakta içmiyorum. Bunda içiyorum. Bunda böyle. Direkt ne kadar içtiğimi anlayabiliyorum, kesebiliyorum. Şimdi yumurtalarım daha pişmedi. Tabağımda salatalık var arkadaşlar. Ve tabii ki de çayım var. Çok güzel. Ben bu arada siyah çayı sadece kahvaltılarımda tüketiyorum. Yani siyah çay fanatiği değilim kahvaltılarda, ama çok iyi gidiyor. Ben çok seviyorum. Yumurtalar ne zaman pişecek? Üstüne acı pul biber döküyorum. Dökemiyorum. Yok, şaka yapıyorum, döküyorum.
Şöyle şu şekilde baya böyle acı döktüm arkadaşlar. Ben acıyı zaten seviyorum biliyorsunuz. Ve birkaç tane de zeytin ekleyeceğim tabağıma. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Evet, 5 tane de zeytin. Yanında da çayımı içeceğim. Hemen böyle yiyip yutacağım. Ben yumurtayı seven bir insan değilim. Yiyorum. Hiç sevmiyorum yumurtayı ama bugün artık cezalıyız. Yapacak bir şey yok yani. Dün kaçırmasaydık o zaman değil mi? Yumurta da şimdi öyle diyordur. Dün o zaman o kadar karbonhidrat tüketmeseydin kardeşim bana mı sordun? Annemle diyete koydum, soktum. Müran da kayıpları buluyor. Esra Erol da bir ara şey diyordu. Evlenmeyecek kimse kalmayacak, değil mi? Ben de önüme geleni diye sokuyorum. Annem ne kadar mutlu bu durumdan bilmiyorum. mutlu musun? Çok. Cevaptan da anlaşıldığı üzere. Hiç mutlu değil şu an. Bugün anneme de detoks yaptırmaya çalışıyorum. Yaptın mı detoksu? Yaptım. Sabah 2 yumurta yedim. Biraz sürme peynir kaçırdım fakat. İnanamıyorum. Krem peynir yok listede. Yok anne. Krem peyniri yemeyecektin. Bilmiyordum ki bana söylemedin. Nasıl bilmiyorum? Aa! Ben dün demedim mi? Anne bak sabah 2 yumurta, öğlen 2 yumurta, akşam da 2 yumurta. Eğer yumurtayı yemiyorsak yoğurt yiyeceğiz. Ama çok az kaçırdım yani. 20 gram falan vardır. Ben ve takipçilerim şu an seni kanıyoruz. Ben bir ayda 5 kilo verdim. Bir ayda 5 kilo vermiş arkadaşlar. Bence büyük bir başarı. Yani o yaşta bir insan için bence çok iyi. Bu arada yaşın kaç? 50? 55. 55'teysin anne. 55'e gireceğim yakında. Tamam bir dakika. 67 doğumlu. 3.33. Şu an 2022'deyiz. Evet 55'e gireceğim. ben matematik okuyorum bu arada arkadaşlar. O yüzden bu kadar hızlı hesaplama yapabiliyorum değil mi? Benim için gerçekten bir işkence bunu yemek. Çünkü yumurtayı hiç sevmiyorum. Şu an videonun başından beri sabahtandır anne şey diyorum. Yumurtayı hiç sevmiyorum diyorum. Hiç sevmiyorum, hiç sevmiyorum. Yani videonun başlaşıyorsun. Yumurtayı hiç sevmiyorum. Ama yumurtayı sen sevmiyorsun. Sevenler çok. Ben çok seviyorum yumurta tüketmeyi. Ben hiç sevmiyorum. Bırakmak istiyorum aslında yemeği. Çünkü doydum da aslında. Ama yiyeceğim çünkü bunun bir de öğlene kadar beklemesi var. Yani ara öğün yapmayacağız. Annem şimdi şey diyor. Eyvah diyor. Bana böyle bakıyor. Bu ne saçmalıyor. Ne? Alın bir tane siz de yiyin. Sıra geldi. Ara öğünümüze. Daha doğrusu kahvaltıdan hemen sonra yeşil çay tüketmek istiyorum. Böyle hemen yapıyoruz ara öğünümüzü. Kahvaltıdan hemen sonra içiyorum. Yeşil çayımı ve suyum tabii ki de yetmedi. Neyse böyle içeceğiz artık. Bugün hava şu şekilde. Böyle hafiften bir güneş çıkacak sanki şuralarda. Ama bakalım. Biraz hava soğuk ya. Biraz değil hatta bayağı soğumuş. Merhabalar. Yine ben geldim. Şimdi de öğle yemeği için buluştuk. Bu arada
İkinci kupam bu, yeşil çay. Şu an saat sanırım 2'ye geliyor ve birlikte yemek yiyeceğiz. Daha doğrusu ben yiyeceğim, size sadece ne yediğimi göstereceğim veya göstereyim mi bilmiyorum. Aslında çok basit, sadece yumurta yiyeceğim. Şu an kaynıyor zaten. Suyumu içiyorum. Yeşil çay içtim şimdi, ikinci kupam bu. Şimdiye kadar bir açlık hissi aslında halen hissetmiyorum. Yumurta zaten çok doyurucu bir besin olduğu için asla acıktırmıyor. Şu an bekliyorum işte yumurtanın olmasını, sonra yumurta yiyeceğim. Saat 5 mi 6 mı şu an düşünüyorum. Sanırım saat 5 gibi, 5 gibi akşam yemeğini yiyeceğiz ve sonrasından zaten bitki çaylarıyla su ile sabaha çıkarırız diye düşünüyorum. Öyle mi deniliyor? Sabaha çıkarırız mı deniliyor bilmiyorum ama biraz laflayalım istedim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Diyetler nasıl gidiyor? Ben dediğim gibi bir hafta oluyor diyete gireli ve bir hafta içinde direkt kaçamak yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Ama 100 gram vermişim dediğim gibi. Kilomu açıklamayacağım. Ay sonunda ne kadar verdiğimi sizlere göstereceğim. Bir before after yapacağız. Evet, halen bir before after yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü kaslarımı geliştireceğim arkadaşlar. Bakalım daha da mı kaslı görüneceğim. Bazılarınız, çoğunuz daha da zayıflama demiş ama bence dışarıdaki insanların ne düşündüğü değil de insanın kendisiyle alakalı ne düşündüğü önemli. Yani ben kendimi mutlu hissediyor muyum vücudumda? Ben aynaya baktığım zaman barışık birini görüyor muyum kendisiyle? Bu önemli. Tabii ki de bunu hastalık boyutuna getirmemek lazım. Anoreksiya denilen bir gerçek var. Maalesef ki yeme bozukluğu olan insanlarda çokça görülen bir sonuç mu diyeyim bilmiyorum. Yani zayıflamanın sonucunda genelde anoreksiya oluyorlar. Ama bende öyle bir durum yok. Yani çokça da yağım var daha vücudumda. Sağlıklı olmak istiyorum. Korona geçirmiş bir insanım ve ciğerlerimin kapasitesini daha da bir büyütmek istiyorum. Yiyeceğim. Birazdan olacak. Böyle hafiften fukur diyor şu an yumurtalar. Yemeğimi yiyeceğim. Sonrasından bir durum güncellemesi yaparım. Sonrasından akşam yemeği için bakalım yumurta mı yiyeceğim yoksa yoğurt mu yiyeceğim, orada karar veririz. Birazdan akşama saat 5'te görüşmek üzere. Şimdilik birlikte onun evine geçiyoruz. Sanırım birkaç işi var, ona yardımcı olurum diye düşünüyorum. Sonrasından tekrardan bizim eve geçeceğiz ama büyük bir ihtimalle orada akşam yemeğimi yerim. Zaten ne yediğimi sizlere gösteririm. Hast du fetchetet olsun? Bir tane bitki çayı falan da içerim diye düşünüyorum. Öyle. Bu arada bir şişe su bitirdim arkadaşlar. Yani 1,5 litre su içtim. Akşama kadar, yani saat 8-9 gibi ikinci şişemi de bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi öyle gidiyoruz. Bu arada kargolarım vardı birkaç tane. Onları da vereceğim. Burada benzincide veriliyor. Yani her yerde verebilirsin ama benzincide de veriliyor. Bugün pazar olduğu için burası, burada her yer kapalı. O yüzden benzincide vereceğiz arkadaşlar. Buraları merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız tabii ki de seve seve buraları çekerim. Böyle vloglar falan da çekmeyi düşünüyorum. Ama vlog konusunda cidden o kadar kötüyüm ki, inanılmaz kötüyüm arkadaşlar. Ben vlog çekemiyorum. Vlog benlik böyle bir şey değil. Zaten beğenmiyorsunuz sanırım. Çektiğim vlogları da beğenmiyorsunuz. Beğeniyor musunuz? Yorumlarda bunu bana söyleyebilirsiniz. Bu arada ölmek isteyen, intihar girişiminde bulunmak isteyen kim varsa bu araba bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ablam deli gibi kullanıyor. Abartma canım ya. Deli gibi kullandığı için de bakın şu an ahtaban içerisinde gibiyim. Yani kuavılarda. Bak 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 bak, çıkacağım birazdan.
camdan dışarı uçacağım. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu arada her yerde korona test istasyonları var. Yani ne deniyor onun Türkçesi ne? Yani korona değil misin veya korona mısın diye istasyonlar oluyor ya. İşte hastanelerde genelde yapılıyor Türkiye'de ama burada her yerde var. Yani marketin yanında bile öyle bir yer açmışlar. Cidden çok garip. Dünya nereye gidiyor hiç bilmiyorum ama sadece şu dönemin geçmesini istiyorum. Bu arada şimdi benzinciye geldik. Kargolarımı vereceğim. Kargoları verdik çok şükür. Şimdi devam ediyoruz. Eve gideceğiz. Orada dediğim gibi akşam yemeğini yiyeceğim. Bu arada galiba saat 4.30 falan. 5'te dediğim gibi akşam yemeği yemek istiyordur. Şu an düşünüyorum. İki tane yumurta mı yiysem yoksa yoğurt mu yiysem? Büyük bir ihtimalle iki tane yumurta yiyeceğim. Çünkü yumurta yoğurttan daha doyurucu arkadaşlar. Daha böyle tok tutuyor. Biliyorsunuz bugün artık bir şey yemeyeceğiz. Sadece sıvıya okeyiz. Ve nihayet eve gelebildik ama şu köşeyi göstermeden geçmek istemiyorum. Çok güzel değil mi? Yani bu posterleri falan geçenlerde ablam aldı. Güzel. Burada Galata Kulesi var gördüğünüz gibi. Burada da Dolmabahçe Sarayı. Bu zaten harika kokuyor. Eğer oda kokusu arıyorsanız mutlaka bundan alın. Bunlar da sanırım IKEA'dan değil mi? Mumluklar. IKEA, evet. Evet, mumluklar da IKEA'dan. Çok güzel bir köşe. Aa, bu arada şeyler kaymış. Aa, yeni mi kaydı? Yok, sana söylemiştim tatlım. Bunlar bilmiyorum hep nedense kayıyorlar sanırım. Evet arkadaşlar, ne yapmak lazım? Yapıştırmam. Ben daha yeni fark ettim biliyor musun? Aslında böyle de şu yukarıdaki kahvelikten bahsediyorum. Aslında tam böyle yukarı çıkması gerekiyor. Bu evet bu resimler biraz bu tarafa çıkması gerekiyor. Evet yukarıya doğru ama evet. Hep kayıyorlar. Neden ki? Yansın da. Sanırım şey küçük Elif. Ya yapıştırırız. Yani. Bu hayatta... Zaten bunlar da asılacak duvara. Evet aynen. Bunlar da duvara asılacak. Ama ben bu köşeyi çok seviyorum. Çok güzel yapmışlar. Evet ben de çok seviyorum. Ablam bu arada yine taşındı, o yüzden gösteriyorum bu köşeyi. Güzel. Gerçekten güzel. Ve bunlar da tekrardan posteri. Çok güzeller. İki tane cami. Bu zaten İstanbul'daki camimiz. Güzel ya, ben çok beğendim. Şimdi birazdan akşam yemeği yiyeceğiz. Halen aç değilim arkadaşlar. Gerçekten aç değilim. Yumurta bayağı bir doyurucu dediğim gibi. Yoğurt yemeyeceğim. İki tane yumurta yiyeceğim bugün akşam yemeğinde de. Ve akşam yemeğinden önce bitki çayı içmek istedim. Sonrasında zaten akşama doğru tekrardan çay falan içerim. Bu arada arkadan ses geliyorsa su kaynıyor şu an. Hemen kaynasın. Sıcak bir çay içelim. Yani hayat bu sıralar gerçekten güzel. Seviyorum hayatı. Siz de sevin gerçekten. Pozitif oldukça hayatımızda pozitif güzel şeyler de oluyor. Ben buna çok inanıyorum. Enerji denilen bir şey var. Güzel. Güzel olacak her şey. Bu sene bizim senemiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bitki çayımızı yapıyoruz. Sonrasından tabii ki de akşam yemeği zamanı. Akşam yemeğini gösterir miyim bilmiyorum. Çünkü zaten aynısı olduğu için gösterecek pek bir şey yok. Kahvaltıyla aynı. Onları yiyeceğim. Belki 3 tane bile yiyebilirim. Şu an soğumasını bekliyorum. Bu bitki çayı gerçekten çok güzel. Yani yeşil çay gibi böyle, nasıl diyeyim, sert bir tadı yok. Baya böyle güzel, insanı rahatlatan bir tadı var. Ve akşam yatmadan önce içerseniz baya böyle gevşemiş olursunuz. Birazdan yemeğimi yiyeceğim. Bir 20 dakika sonra. Sonra tekrardan eve geçerim diye düşünüyorum. Ve suyumu devam içeceğim tabii ki de. Öyle bir gün oldu benim için. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur.
Kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten like bırakmanız çok 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 önemli kanalım için. O yüzden like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu arada vlog görmek ister misiniz? Gerçekten soruyorum. Ben vlog çekebilen bir insan değilim. Yani çok böyle vlog çekmede iyi değilim. Belki bu videodan anlamışsınızdır. Zaten bugün vlog çekeceğim diye başlamadım aslında videoya. Daha çok böyle benim de bir gün geçirin. Halen ismini koyamadım ya, sabahtandır düşünüyorum. Halen ismini koyamadım. Birlikte mağaza gezebiliriz, kafelere gidebiliriz, oturabiliriz. Yani kısacası günümü sizlere gösteririm. Çok böyle aksiyonlu, işte oradan oraya koşturduğum, şunu toplantıya girdiğim falan bir hayatım yok aslında. Ama yani görmek isterseniz tabii ki de çekerim. Genelde böyle daha sakin, kendi halinde bir kızım, böyle bir hayat yaşıyorum. İşte yürüyüşe gidiyorum, sağlıklı besleniyorum. Bence bu kadar böyle normal olmak da en doğrusu. Ve burada videoyu bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi like'larınızı, yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.